Verona, İtalya'nın kuzeyinde. Şık, biraz böyle yüksek İtalya, hani efendim zengin İtalya, sanatsever İtalya'nın kasabası, tarihi kasaba. Ve yanımda da bizim ülkemizden dünyanın en önemli tenorlarından Murat Karahan var. Murat kardeşim, buradaki Arena in Verona'da, ki birazdan göreceğiz ne olduğunu anlatacağım size, oyunların, operaların çoğunda başrolde tenor. Bir kere tebrik ederim bir. Teşekkür ederim. Hastanım. Hastanım. Ben de sizin hastanızım. Murat Patron, hastanım. Yani başka türlü tarih. Yani bir ses ki Allah vermiş derler ya, hakikaten vermiş. Anlat bakalım şimdi bana ufak ufak. Bir şeyde buluştuk. Pardon, nerede buluşalım dedim. Ben dondurmacıyım, hastasıyım. Ayşe de öyle, kızım da öyle. Biz dondurmacı olarak, dondurmacı aileyiz. Meğerse Murat dedi, operacılarda galiba dondurma işim var. Nedir anlamadım. Murat da evet. Hastası dondurman, Ayşe de hastası, soprano, tenor, dondurmacı. Ben tenor menor değilim ama davulcuyum ama hastasıyım dondurmanın. Orada buluştuk. En iyi dondurmacı burası dedi abi dedi. Burada oturuyor çünkü çoğu zaman. Yazları buraya geliyor, burada Arena'ya geliyor. Her sene başrolde burada. Murat Karahan. Meydana geldik. Arena için. Şimdi Haranea, Latince kum demek. İspanyolca kum da arena. Her ne kadar İtalyancası sabbia ise, İspanyolca'da kalmış, Latince kalmış. Kumdan geliyor. Neden? Biliyorsunuz bu arena, yani bunun gibi Roma'da Colosseum olsun, arena olsun, bunlar yapıldığı zaman, yani 2. yüzyılda falan, buranın yapılışı 1. yüzyıl milattan sonra, Roma'da esirleri, vahşi hayvanlara ve gladiatörleri parçalatma ve paramparça kan görme şeyi için geliyor insanlar. Enteresan bir şey. Her taraf kan olduğu için yere kum seriyorlarmış ki leke yapmasın, kum kanı çeksin, sonra kumu temizliyorlar. Hani süpürüyorlar kanı gibi. Gidiyor, yerine kum yapılıyor. Onun için adı Haranea, arena, oradan geliyor imiş. Burası da Arena in Verona, ayakta kalmış en iyi yapıların bir tanesi şeyinde. Diğer kıyas edeceğin olaylar. Tabii ama arena olarak. Arena olarak. Ama dikkat edin, tiyatro değil bu. Yani Aspendos diye o tiyatro olarak yapılmış. Aspendos amfiteyatro. Yarım daire bir sahne. Bu arena, yani stadyum bu. Şey izleme, olay izleme ortada olan, opera için değil. Sonra da 1913'te dedi zaten biraz evvel Murat kardeşim de. 1913'te herkes alıp sandalyesini, bir de bunların akustiği çok iyi. Çünkü tam elip şeklinde. Akustik olarak neresinden söylersen söyle duyuyorsun. 1913'te herkes sandalyesini alıp piknikte yiyeceğini, içeceğini, sandviçini, bilmem şeyini, termosunda bilmem nesini alıp oturup buraya opera dinlemeye gelirlermişmiş. Öyle başlamış. Sonradan tabii şu anda dünyanın en önemli biletleri 300-400 euro olduğu bir ve bunun 15 bin kişinin izledi. Hepsi aynı paraya değil. Dediği gibi yukarı kısımlar 30-20 eurolar var ama onu dürbünle izliyorsun artık ya. O kadar uzak ki ona gitmesen de olur. Tabii bir yerde müthiş bir ses sistemi ama var değil mi? Yaşamadım. Ses sistemi akustik. Her şey akustik. Her şey. Hiçbir şey. Ta en tepede duyuyor adam sözünü. Sesinize güveniyorsunuz, duyuruyorsunuz. Şimdi burada sesi yaparsa mahvoluruz. Bir ses var ki maşallah. Yani şu anda şurada bir arıya atsa ama olmaz değil mi meydanda şimdi? Olmaz. Yarın gelip dinleyecekler zaten. Bir tane çaksam acaba işte bir tane yoo diye Allah böyle benim kulaklarım falan gidiyor. Yanında bir söyledi bir gün aman falan oldum yani. Müthiş işte Allah nasıl bir nefes verdiyse. Şimdi tam 5 dakika sonra yarın Carmen'im var. Yarından sonraki Toskam için bir hatırlama provası var. Normalde biz provalarımızı onu gelip çekebilir miyiz? Büyük yerlerde yapıyoruz. Şahsınız. Şimdi küçük bir salonda Recep Asistan ve piyaniste bir hatırlama provası yapacağım ben. Harika. İstiyorsanız beraber ona gidelim. İzin varsa memnuniyetle. Hadi zevkle. Hadi gidiyoruz. Burası peruka yeri. Burası vestiti. Burası terzihane. Yani bu elbiseleri temizleyip yıkayıp efendim söken yerleri efendim diktikleri yer, terzihanesi operanın, müthiş değil mi? Peki bütün bunlar milattan sonra 1. yüzyılda yapılan bir arenanın içinde, müthiş bir şey. Yani
bugün burada gezmek ilk defa geziyorum ve çok heyecanlıyım sevgili dostlar. Burası hanımların giyinme tuvaletleri. Cosa mettono dei vestiti? I camerini. Camerini. Per le donne? Burası soyunma odası, giremeyeceğiz. Hanımların kusura bakmayın. Efendime söyleyeyim. Devam ediyoruz. 158 koro şarkıcısı. Aşağı yukarı 158 koriste. E poi c'è altro 100 tra ballerini, mimi, attori e comparse. 100 de dansçı yani etti 258 260. Poi l'orchestra c'è un'altra. Quante? Altri 100. 100 kişilik orkestra etti 350. Efendim, poi e poi tutto personale di sicurezza. Ve burada 600. Burada çalışanlar yani 600 kişi burada çalışıyor. 600 kişi. Sevgili dostlar, işte Arena in Verona doluyor. Efendime söyleyeyim, bayağı kalabalık. Sahne arkasını artık almıyorlarmış. Alsalar da 15 bin kişi olacaktı. Biraz daha az olacak. Çünkü güvenlik nedenleri varmış. Efendim bana birazdan yerim değişecek. En öndeyim. Efendim orkestra çukuru önümde. Birazdan yerime götürecekler beni. En önden en iyi yerde izleyeceğim. Murat Karahan kardeşim burada bu akşam tenor. Don Jose rolünde dediğim gibi ve çok iftihar ediyorum, övünüyorum. Ülkemizden bir sanatçının, bir opera sanatçısının, bir tenorun burada sahne almasının size çok söylüyorum ama bir daha söyleyeyim de, bir daha söyleyeyim de, bir daha söyleyeyim. Bıkmadan söyleyeyim. Anlatamam önemini. Anlatamam. Başka bir şey bu. Ay ne güzel olmuş falan değil, başka bir şey bu. Sevgili dostlar. Ses aç. Nok 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 nok. Tebrik ederim. Hoş geldiniz Ayhan abi. Müthişsin. Çok güzeldi. En son arayan öldürdü beni. Beğendiniz mi? Bayıldım. La Fleur que te jeté. Değil mi? En zor ve en güzel tenor aryalarından bir tanesidir. Çok zor ama. Literatürdeki zordur. Çok ters bir aryadır. Ama bayağı bemolleri falan içerisinde dolu onun değil mi? Hissediyorum onu. Çok terstir. Sonu özellikle çok ters gelir. Tebrik ediyorum. Devam çok ediyoruz. Şimdi ederim. Güzel bir perde geliyor galiba değil gördüğünüz mi? Gördüğünüz gibi yoldan çıktı. Ha sen artık haydut oldun. Evet haydut oldu. Kadın milleti. Bak ne yaptırdı adama. Türkan Şoray adama ne yaptırdı Türkan Şoray? Bu Göksel Arsoy'du şimdi şey oldun sen. Göksel Arsoy'dun sarışın şey iyi aile kızı askerdi. Şimdi Edison'dun. Edison'dun. Şimdi birdenbire şey ne oldun? Eşref Kolçak oldun sana. Erol Taş. Erol Taş oldun. Olmadı. O daha iyi abi. Şey oldun daha bilin. Ayhan Işık da olamadın aslında. O da Ayhan Işık da rahmetli benim. Herhalde Türk dünya sinema tarihinde galiba en sevdiğim aktörlerden. Hadi ya, müthiş değil mi? Hepsi çok. Yani o diyorsunuz yani era. O Edison'lar, Cüneyt Arkın'lar, İzzet Ama sen onlar biraz yaşın tutmaz ama. Ben o filmlerin hepsini muhtemelen bir 20'şer kere izlemişim diye düşünüyorum. Yaşın yani. Tutmaz. Ama ya teknoloji var, televizyon var doğru, yani her şey, her şey hepsini onlar izledim. Onlar bizim, yani. bizim jenerasyon. 20'şer kere izlemişimdir. Hepsinin ayrı ayrı hayranı. Hadi ya, ne güzel. Şimdi çok övünüyorum ya. Çok hoşuma gidiyor. Yani nasıl iftihar ediyorum bütün İtalyan halkı orada binlerce kişiyle ondan bahsediyor. Bütün içeridekiler ağır abi, ağır ablalar.
opera dünyasının anlarlar bunlar. En ufak hatayı kabul etmezler. Suratları bakıyorum, suratlarını ekşitirler, buluştururlar. Hiç böyle hayatta içerisinde dinliyorlar ve çok iyi alkış alıyorsun. Hadi seni bıraktık. Teşekkür ederim abiciğim. Ondan sonra iki ek daha var. Şimdi artık Haydut o arzaya bağlıyor. Haydut sonunda da öldürüyor kamerayı, kurtuluyor. Sevgili dostlar, işte böyle Murat Karahan'ımız bize çok büyük bir gece yaşattı. Medar iftarımız gözlerim de doldu biraz. Yani arenayı biliyorum, daha evvel de geldim buraya birkaç temsilim, üçüncü ya dördüncü temsilim. Burada bir Türk tenor olacağı, hani figüranlar olabilir falan gibi geldim ama bir Türk tenor başrolde olacağı aklıma gelmemişti. Bize bunu yaşattın, tebrik ederim. Teşekkür ederim Ayhan abicim, şeref verdiniz. Evet, artık alıştın. Şimdi nereye gidiyoruz? Moskova. Moskova'ya gidiyoruz. Alışacak artık. Peşindeyiz artık. Ne yapalım? Fanıyız. Ya, tişört yaptıracağım Murat Karahan diye. Hoşçakalın sevgili dostlar. Ayhan Sıcım oldu renkler. Müthiş bir gece geçirdik. Hoşçakalın. Ankaralı bir tenorun İtalya'da dünyanın en iyi bu işi anlayan insanların sokağında yürürken gece saat, çoğu da bunların bir kısmı Alman, gece saat 1, Almanlar düşünüyorum.